vatandaşa destek şarttır. Ekonomik yönden en azından vatandaşın morali yükselsin, biraz dirensin, gıdasını alabilsin, yiyeceğini alabilsin. Şimdi sen direncin olmadığı zaman koronaya her zaman yenik düşersin. Kesinlikle. Gribe bile yenik düşersin. Evet. Direncin olabilmesi için çok iyi beslenmen lazım. Evet. Bağışıklık sistemi çok iyi beslenmen lazım. Dengeli beslenmen lazım. Bağışıklık sistemi çok iyi olması lazım. Biz bunu diyoruz. Düzenli olması lazım. Birazcık daha bence kısıtlamalar gelmesi lazım ki bu korona illetinden kurtulabilelim. Çünkü gerçekten biliyorsunuz ki hem kış ayı geldi, kış ayında da bu tür virüsler daha çok yayılıyor. Çünkü soğuk ortamı daha çok seviyor. Ne yazık ki vatandaşlarımız da hem maske konusunda olsun, hem farklı bazı konularda olsun, mesafe konusunda olsun dikkat etmiyorlar ne yazık ki. Bundan dolayı bence kısıtlamaların birazcık daha gelmesi lazım. Özellikle gerçekten hani saat olarak bazen şaşırdık falan diyorlar ama gençlerin ve yaşlıların bazı saatleri diğer vatandaşlara göre daha kısıtlı. Bunlar çok çok yerinde olan şeyler. Gerçekten devletimiz bazı şeyleri çok iyi araştırıp buna göre kararlar alıyorlar. Sokak kısıtlamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle cuma günü, cumadan pazartesiye getirilen sokağa çıkma yasağını. Yasak valla uygundur, iyidir. Kapatsa iyidir. Bile çıkmıyor. Valla Allah'ın tarafındadır. Ama yine iyidir, yine devletimizi bizi düşünüyor, biz onu düşünmüyoruz. Hakikaten öyledir ha. Valla biz devleti düşünmüyoruz ama devlet bizi düşünüyoruz. Bazen var diyor, niye kapatıyor, niye sokağa çıkmaya soruyor? Bizim için yapıyor, millet için yapıyor değil mi? Kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz, yeterli mi? Bence yetersizdir. Ne yapılması lazım? Ama bir 14 gün tam kapatsın, millet rahatlasın. Evet. Bir sefer 14 gün tam yasak yapsın, millet rahatlasın. Daha ya iyi. Bu şekilde kapanırsa esnaf ne yapacak, ekonomi ne olacak? Zaten esnafta, hangi esnafta iş var şimdi? Öyle biri söylesin, hangi esnafta iş var? Ha, benim dükkanım var ki bir ay istihdam etmemiş. Ne yapsın? Millet ne yapsın? Kredi alıyoruz, veriyoruz kredi. Harbiyat veriyoruz. Başka çarelerimiz yok. Yani bu tedbirler ne şekilde olmalı sizce? Valla bence en iyisi... Aynen arkadaşın dediği gibi bir 14 gün tam kapatsın, kısıtlama yapsın. Millet ya rahatlasın, millet rahatlasın ya düşünsün artık. Hani sen uyarsın, ben uymuyorum, öbürsü uymuyor, bir şey yaramıyor. Millet hep böyle bir riayet etse, en azından bir azami davransa çok güzel olur. Ya bizim sağlığımız için, bizim iyiliğimiz için veya faydamız için. O başka bir amaç yok yani. Yani tedbirler olumlu? Olumlu, olumlu ama tam riayet edilmiyor. Yani insanlar mı? İnsanlar, biz riayet etmiyoruz yani. Görüyorsun adam maskesini çenesinin altına takıyor, sigara içiyor, ne bileyim. Bazı kurallara riayet etmiyoruz yani. Hele hani taşımasıyla değirmen dönmez diyoruz ya, herkesin uyması lazım. Evet. Yani sokağa çıkmamaysa çıkmama veya riayet etmeyse riayet etme, uygulama, hayata geçirmeye, mesela hakkımız yok başkasına bu hastalığı verelim. Sokak kısıtlamalarını soruyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil vallahi. Görüyorsun abi, kalabalık burası. Yani hani biz gençlere bir şey olmaz diyorlar ama yani kimin olacağı belli değil. Evet, ne yapılması lazım sizce? Ekonomi, Türkiye ekonomisi zaten belli ne olduğu. Yani eğer ekonominin gücü olsaydı veya yukarıdakinin gücü olsaydı, şöyle bir 15 gün, 20 gün sokağa komple çıkmama yasağı yapılsaydı belki bir şeyler olurdu ama böyle kısmi, bunun hiçbir faydası yok. Ben yetersiz diyorum. Neden abi? Yani bir 14 gün kapanmamız lazım. 14 gün. Korona sayıları da fazla ulaştı. Millet kurallara da uymuyor. Bir görüp bakabilirsiniz. Bak, maskesi çenesinde, maske kurallarına da uymuyor. Mesafe kurallarına da uymuyorlar. Yani bir 14 gün kapanmamız lazım. Hastaneler yoğunluktan dolayı. Yani sokak kısıtlamalarını ben yeterli bulmuyorum. En azından bir 14 gün hiç kimse dışarı çıkmasa daha iyi olacağına inanıyorum. Bu şekilde hiç kimsenin muhafaza olacağını düşünmüyorum. Ama ekonomi buna dayanır mı abi? Yani can mı, ekonomi mi? İnsanların canı mı, analarımızın, babalarımızın, bacılarımızın, çocuklarımızın hayatı mı, ekonomi mi? Yani onu da devlet düşünecek. Devlet baba düşünecek onu yani artık. Evet. Yani o zaman bu kısıtlamaları olumlu buluyorsunuz normalde? Ya bu kısıtlamaları olumlu bulmakla beraber yetersiz buluyorum. Evet. Yetersiz ve geç kalınmış kısıtlamalar olarak buluyorum. Ve bu vaka sayılarının, ölü sayılarının da bir an önce artık net, şeffaf bir şekilde halka kesin bir şekilde duyurmasını istiyorum. Evet. Yani. Olumlu mu buluyorsunuz? Daha mı sıkı olmalı?
Sizin bu konuda düşünceniz nedir abi? Her şey insanın vicdanına bağlı olan bir şey. Benim seni hasta etme hakkım yok. Bir. İkincisi, yani insanlar hem kendine korumalı hem çevresine korumalı. Yani her şey insanda başlıyor. Yasak, sıkı veya gevşek, bunlar işleri çözmez. Evet. Sizin düşünceleriniz nedir? Yeterli mi? Olumlu buluyor musunuz? Vallahi hani virüs o kadar ilerlemiş ki artık yani yeterli olup olmadığını şey yapamayız yani. Çünkü hani önü alınamaz artık. Yani insanlara da ne kadar sıkabilirsin ki? Değil mi? Bu kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz yani? Olmalı mı kısıtlama? Yani olması gerekir. Çünkü ortada bir virüs var ve önü alınamıyor yani bir şekilde. Bunu azaltmak için sokak kısıtlamaları normal yani. Şimdi insanları da tam olarak sıkamazsın. Yani çok sıkarsan bu sefer insanlar hani isyana doğru gider. Yani idare ederim ya. Yapacak bir şey yok. Bu gerekli bu tür şeyler. Yani şu an gerekli. Yani bu virüsün önlenmesi adına bu yapılan çalışmalar yeterli boyutta değil tabii. Ama ilk etapta yavaş yavaş hani her şeyi azar azar insanlara alıştırması adına ama ilerideki boyutta daha fazla yükselmemesi adına, yayılmaması adına ekstra yani bir önlem paketi mi desem ya da önlem aşaması aşama aşama doğru şeklinde yani yapılması gereken şeyler ama dediğim gibi şu an yavaş yavaş yoksul kesimleri yani daha fazla sıkıntı çekmemesi adına. Yani devlet biraz devletin daha ekonomik de destek sağlasın yani. Bu aşamada bir şeylerin yapılması lazım yani. O zaman sonuçta şunu söylüyorsunuz. Devlet kısıtlama getirsin fakat kısıtlama getirirken de devletin kısıtlama, de destek bu kısıtlama aynen, sonuçta bizim için getiriyor. Yani çünkü yani başkası için değil. Bizim sağlığımız için, bizim güvenliğimiz için. Ama bunları getirirken de ekstradan da o dediğim gibi alt tabaka daha fazla sıkıntı, sorun yaşama ekonomik yönünden sıkıntı, sorun yaşamaması adına bunlara bir hani devlet baba ne yapsın? El atsın.